بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف لام التعريف مثلا أحد شنوران أنلطخ ونصر ألف لام الجنس شنوران أنلطخ شنو جالك استغراق شنوران نقل مشتخ وأما التي للاستغراق استغراق شنوران ألف hani e, kapsıyor ya bütün hepsi hepsini kapsamak için olan eliflam faala kısmen iki kısma ayrılıyor. O kapsaması ya bütün efratları kapsıyor veya o efratlardaki sıfatları, vasıfları yani huyları kapsıyor. Niye iki kısma ayrılıyor? Li çünkü istigrak o kapsaması, bütün hepsini kapsaması imma en yekune ya şöyle oluyor bir حقيقة الأفراد أو فرتلرن حقيقة اعتبار لدر يعني ويفلان إفلام بتون أو فرتلري كابسيور مثلا خلق الإنسان ضعيفا يعني خلق كل أفراد الإنسان الإنسان يعني لان بتون فرتلري هبسي خلق ضعيفا بتون أو فرتلري كابسا ماخيشندر أو أو بإعتبار الصفات الأفراد وات أو أفراد لان صفات لرن اه, كابسيور اعتبار لان مثلا أورنين enter diyorsun. Yani sen bütün adamlarsın maksat. Yani sen bütün adamlardaki güzel vasıfları kendinde barındıran birisin anlamında. Fel evvelu yani o bütün efratları kapsıyor ona örnek. Nehu ve hulikal insanu daife. Nereden biliyoruz eliflam istigrahtır? O eliflamın yerine küllü getir. ومعنا بزوم يوصل على جهة الحقيقة يعني حكت ولا رغم أن بزوم يوصل، أو زمان اه اه لاستغراق الأفراد باخ كل الإنساني، بتن يعني كل أفراد الإنسان بتن إنسان فاتر هب خُلِقَ ضعيفة. بخ معنا على جهة الحقيقية بزوم ما در. أو زمان لاستغراق الأفراد ey kullu vahidin min cinsil insan zayıf. Yani bak burada yükselik demek orada elif lam yerine kullu geçsek mana ala cihetil hakikati mana bozulmadı. Ve sen ikincisi nau kavlike ente raculu. İşte bak burada ne de biliyoruz elif lam li sıfatıdır. O elif yine külü kullu getir. O mana eğer bozulmuyorsa tabi ala cihetil hakikati bozuluyor. Mesela bak ente racul yani ente kullu racul. Sen bütün adamlarsın. E sen bütün adamlar değilsin ki. Sen nasıl bütün adamlarsın? Bak ala hakika. Yani gerçeğe bakarsan mana bozuluyor. Burada mana bozulmaması ala mecazi. Yani ala cihetil mübalağati. Mübalağa amaçlı mana bozulmuyorsa o zaman bu eylem istirakul sıfattır. Enterraculu yani sen öyle bir adamsın ki ne kadar racul varsa bütün hepsindeki o güzel huyları, o güzel vasıfları, o güzel ahlakı kendinde barındıran birisin sen. İşte bak sanki artık sen 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 bütün adamlarsın yani ha mübalağa amaçlı. Yani ey el camiu yani entel camiu sen barındıransın li sıfatir ricali adamların sıfatlarını o sıfatlar ki el mahmudeti o övülen sıfatların hepsini sen barındıransın yani adeta sanki sen bütün adamlarmışsın gibi İşte bu eliflam istigrakul efrat mı için midir? İstigrakul, istigrakul sıfat için midir? Nereden biliyoruz? Eliflamını yerine küllü getirdiğimiz zaman ala cihetil hakikati mana bozulmuyorsa istigrakul efrattır. Ama eliflamını yerine küllü getirdiğin zaman ala cihetil hakikati mana bozuluyor ama ala cihetil mecazi vel mübalagati mana bozulmuyorsa o da istigrakul sıfattır. Bak kuralını bize söylüyor. Ve bütün ula birincisinin kuralı. Yani eliflam istigrakul efrattır. Onun kuralı nedir? Nereden bileceğiz eliflam li istigrakul efrattır? Şudur, kuralı şudur. En yasihha uygun olacak. Hululu yani vuku'u kullin. Kullu lafzı vaka olması yani bulunması uygun olacak. Mahallaha onun yerine. Ha o eliflam. Eğer kullu lafzı eliflamın yerine bulunması uygun ise o zaman e, tabi ala cihetil hakkati ha. يعني حقات جاتلة مجاز دايل حقيقة اه, حقيقى دا اگر او الافلام يونى كل بولنا بليورسا بو سا او زمان او الافلام لاستغراق الافراد در فاينهو مثلاً اه, جل شو يونى ميداد فا شونكو اينهو شل بشان وار لو قيل دينسا كيم وخولقا كلو انسان ضعيفا اگر او الانسان يونى كلو انسان دينسا او زمان لا صح ذلك المعنى بو معنى صحيح تر kullu khuliqa kullu insan daifa. Mana sahiptir. hem de ala cihetil hakikati. Yani hakiki anlamda, gerçek anlamda bu mana sahiptir. O zaman demek ki bu el insandaki elif lam li istigraqil efrad olduğu anlaşılıyor. Ve dabitü saniyeti ikincisinin kuralı. Yani hani elif lam li istigraqil sıfat. O sıfatlar hepsini kapsıyor. Mesela ''entel raculu'' o O'nun kuralı nedir? Nereden bileceğiz bu eliflemle istihrak sıfatıdır? ''En yasihha'' yani uygun olmasıdır. ''Hululu'' e, bulunması, ''kullin'' ''Kullu'' lafzının bulunması, ''mahallaha'' eliflemli yerine. Eliflem yerine ''kullu'' getireceğiz. Yani ente entel kullu racul'' Ama, ''ala cihetil hakkati'' değil. Bu, ''ala cihetil mecazi'' yani ha. Mecaz cihetiyle. Yani çünkü hakikat itibariyle sen bütün adamlar değilsin. Bu mecazendir. Çünkü bütün adamlardaki vasıfları kendinde barındırdığın için mecazen sanki bütün adamlarmışsın gibi oluyor yani ya tamam. Fe innehu gel şöyle mi demet? Fe فإنهو... çünkü innehu شأن... şöyle bir durum var. Levkile denilse ki ente kullu bak. Enter yerine eliflam yine kullu getirdik. anta kullu racul sen bütün adamlarsın a böyle denilirse la sahha zalike el mana bu mana sahihtir sen bütün adamlarsın yani, bu mana sahihtir ama hakiki anlamda değil yani bu alaciyetin mabalagati mabalaga amaçlı mabalaga cihetiyle bu mana sahihtir yoksa hakiki manada bu bu sahih değildir yani كما قال عليه الصلاة والسلام نص بيغمبر الله كل الصيد في جوف الفرا في جوف الفرا اشتبه i̇şte كل الصيد يعني بتون أف هبسي في جوف الفره ووحشي شيء يعني زبران E bütün av nasıl zebranın içindedir? Yani burada maksat, bütün avlardaki o e, özellikler hepsi zaten e, e, zebrada vardır anlamında yani. Ya. <laughs> Şimdi e, bu fi fera", bu bir atasözüdür. Dar bu meseldir. Bu meselenin aslı, bu dar meselenin e, aslı şöyledir. Üç tane adam beraber bunlar e, şey gidiyorlar. Üç tane adam beraber ava gidiyorlar. Bir tanesi tavşan avlıyor, diğeri geyik avlıyor, diğeri de üçüncüsü de e, bir tane zebra yani, e, vahşi eşek avlıyor. Şimdi o tavşan ve geyik avlayan bu her ikisi o e, zebra avlayana karşı şey yapıyorlar, üstünlük taslıyorlar. İşte bak diyor ben tavşan avladım, diyor bak ben de geyik avladım, sen sen bir vahşi eşek avlayabildin falan. Böyle deyince ee, bu da onları susturacak çok harika bir cevap veriyor. Diyor kullu sayidi fi Bütün o avladınız, da avladınız tavşandı. Geyti onlardaki bütün e, vasıflar hepsi zaten bu zebra'da var. Zebra onlardan daha büyüktür. Zebra onlardan daha büyüktür. Yani onlardaki o vasıflar hepsi zebra'da vardır. Yani zebra sanki hepsine bedeldir ha. Bu şekilde onları susturuyor. Ve bu atasözü kendisini başkasından üstün görenlere verilecek cevap olarak kullanılıyor bu atasözü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o da bu atasözünü kullanmış. Ebu Süfyan bir keresinde Peygamberin yanına gelmeye çalışıyor. İşte Peygamberin yanına girmek için izin istiyor. Peygamberimiz izin vermiyor onu bir süreliğine bekletiyor. Artık müsait değilmiş onu bekletiyor. Daha sonrasında izin veriyor işte gelsin diyor. Ebu Sufyan içeri girince diyor, diyor neredeyse artık e, şu vadinin iki tarafındaki taşlara e, izin verecektin bana izin verene kadar. Yani orada bir büyüklenme e, şey yapıyor, e, taslama gibi böyle bir şey oluyor. Peygamberimiz ona diyor ki, ey Ebu Sufyan diyor, senin durumun da yani e, o atasözüne benzemiş oldu. Hani diyor, kullu saydi fi cevfil firah yani o duruma benzedi. Sen yani o kadar da kendini üstünlük kendine görmemen lazım yani ha evet İşte bu atasözlülük pekansı işte o anda kullanıyorum. şurada bak şöyle size göstereyim bu olayın mesela bu hadis-i şerifin söylenme sebebini burada şöyle yazmışım evet ve kavli şair bir de şairin şu sözü. Evet şairin şu sözü. Leysa ala Allahi bi mustankarin en yecma al fi Yani leysa ala Allahi bi mustankarin. Allah'a müstenker değildir. Allah için yani kabul edilemez değildir. Yani Allah için kolay bir şeydir. Yani Allah yapabilir. Ne yapabilir? Şunu en yecma al alemi hepsini e, cem eder, bir araya getirir. Fi vahd'in yani fi insan vahdin. bütün alemi hepsini bir insana toplayabilir. Yani burada bak. Burada da yine aynı şekilde yani bir insan bütün alemdir. Allah Teala bunu yapabilir. Tabi e, nedir ismi? İşte burada da aynı şekilde bak e, nedir? Yani hani diye, sen bütün adamlarsın. E, e, bir insan da bütün alemdir. İşte bu yani o alemdeki bütün vasıfları hepsini bir insanda barındırabilir yani ya. Nasıl ki ayeti kerimede ayet-i kerimede buyurmuş inne İbrahim kana ümmeten. İnne İbrahim'e kana ümmeten. Yani kana vahdehu tek başına ümmeten Tek başına bir ümmet e, kadardı yani ha. Ya. Çünkü kemalihi fi cemii sıfatil hayr o hayırlı sıfatlarda bütün hepsine o kadar mükemmel kemal ermişti ki sanki bir ümmet gibiydi yani ha. İşte bak bunun manası odur. İnne Allah'a kadirun en yecma'a fi bir kişi de toplayabilir. Ma finnas insanlardaki şeyleri. Nedir o insanlardaki şeyler? Min ma'anil fadli vel kemal. İnsanlardaki kemal ve üstünlükleri hepsini bir kişiden toplayabilir yani. Bu şeyden maksat odur. Evet. Geldik Bu el takısı var ya el Bu el takısı Şöyle bakması el takısıdır El takısıdır bu el filan Bu lamını mime çeviriyorlar Şöyle M yani mime çeviriyorlar işte Himyer lügatına göre tabi hepsi değil bazıları o kabilenin bazıları. Onlar bu eliflam takısının bu lamını mime, mime dönüştürerek okuyorlar. Ve ibdalul lami ve bu dönüştürülmesi mimen, mim harfine dönüştürülmesi lügatun himyeriyetun. Himyer lügatıdır. Himyer kabilesinin lügatıdır bu. Şerha geçiyoruz. Lügatu himyerin onların lügatı şudur. İbdalu lami el mimen. Bu el lamını mime dönüştürmektir. Onların lügatı böyledir. Zaten peygamberimiz onların lügatına göre de, e, 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 soru soran bir kişi öyle onların lügatına göre cevap vermiş. Vakat tekellemen bir sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz konuşmuş bir lügatim onların lügatıyla da konuşmuş. İz <laughs> kâle şöyle demiş. Leysa minen birrim siyamu fi sefer. <laughs> bir kişi geliyor onlardan bir kişi diyor peygamberimize soruyor. Diyor eminen bir misyamu fi sefer seferdeyken sünnet oruç tutmak yani e, iyi, iyi midir peygamber diyor ki leysa yani, minel birzi Yani leysa minel birzi anlamda bak lam yine mim kullanmış iyi, iyi bir şeyden değildir e, emsiyam yani es oruç yani oruç tutmak fi sefer yani fis seferi belki bazıları diyor e, bu el minel birzi bu tek e, onlara göre kullanmış Bunlar ise mühaddeser hepsini uydurmuş, şey yapmışlar, uygun hale getirmişler buna buna uygun getirmişler. Ama o değildir. Evet. Şimdi burada da bak delildi ki demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün dilleri biliyordu. Sadece Arapçayı tek bilmiyordu. Bak, bütün dilleri biliyordu. Türkçeyi, Kürtçeyi, İngilizceyi, Farsçayı vesaire bütün dilleri biliyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama nedir? O dillerde onunla konuşan olmamış. Onunla konuşan olsaydı onlarla konuşurdu yani. Mesela bak örneğin bu Himyar kabilesi gidiyor bir tanesi kendi lügatına göre şey yapıyor. O, o soru soruyor. Bak peygamber ne yapıyor? Onların lügatına göre ona cevap veriyor. Demek ki bu da güzel. Peygamber bütün dilleri biliyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. نعم evet, <التسجيل> <کہ> <التسجيل> <developed> ، ليس من من في السفر ، فِي وعليه ، هذا ، حمير ، عليه ، بو ، إبدال ، لا ، ملأل ما هو هذا قول الشعر ، شعر هذا ذاك خليدي وذو يواصلني yermi verai bim, bim bim sahmi wam salime bim sahmi wam evet ee, zake o o kişi yani o övülüm kişiden bahsediyoruz o öyle bir kişidir ki halili o benim dostumdur o benim sevdiğim arkadaşımdır wa zu yuwasiluni zaka mübteda bu e, halili haber Evet, o ben dostumdur. Ve zuyin o öyle bir kimsedir ki bu da atı halil üzerine. Öyle bir kimsedir ki Ben Benim yakın, i, i, ni benim, i, benim için yakın arkadaş oluyor. Yani mesela e, dara düştüğüm zaman ben ondan istemeden hemen bana yardım ediyor. O mi bu yermi fil fajhuvede o dönüyor. Cümlesi bu da yine ikinci haberdir Zakir için. Bu bu hali bir, birinci haber. Bu da ikinci cümlesi. Hepsi haberdir o da yine. Yer miyim ve o dostum yer mi atıyor? Varayı ardımdan e, bimsehm yani ok atıyor. Ve Vems, mselime sert taşlar. Yani el hicare salbe sulbe sa, sert taşlar atıyor böyle düşmanlara. Beni düşmanlardan koruyor yani. Hem beni düşmanlardan koruyor hem de maddi olarak da bana çok desteği var. İşte öyle bir dostumdur yani ya. O dostum. Evet. Bak burada e, bis bin yine bim sehmi. Ve yine e, selme. Lam mime çevrilmiş yani ya. Himyel lugatı. Marifelerden altıncısı ve son kısmı vel mudafu ila vahidin idafe edilen ila vahidin bir tanesine mimma zükre. Bu zikredilenler. Yani damir, alem, mübhem, yani mübhem ismi şahit, ismi usul ve bir de bu edat tarif olanlar. Bunlardan bir tanesine idafe-i maneviye olarak idafe edilen isim de o da ma'rifedir. Ve huve abu mudaf ile vahidin, abu bi hasebi şu hesaba küredir, Bi hasebi ma yudaf uleyhi, mudaf uleyhin hasabına küredir. Neye idafe edilirse onun rütbesine geçiyor. Yani Mesela örneğin gulam. Sen gulamur gulam dediğin zaman o gulam nekiyedir? İdafe edildiği şey eliflen olan bir şey olduğu için bu da eliflen olmuş gibidir. Onun derecesine gidiyor. Gulamul lezi ism derecesine düşüyor. Gulamu haza ismi şehit derecesine ıı, düşüyor. Onun derecesindedir. Ondan sonra gulamu zeydin alem derecesindedir. Ama gulamu, gulamuhu damire idafe edildi mi? Onun derecesinden olmuyor bir alt derece. marifelen en marifesi damirdir ya. O yüzden damire idafe edildi mi? Onun derecesine yükselmiyor. Onun bir altı olan alem derecesine yükseliyor. Yani neye idafe edilirse onun hesabına göredir. Onun rütbesine giriyor. İlla ancak el mudafe ile damiri. Ancak damire idafe eden hariç. O fekel alemidir. Alem derece rütbesine düşür yani ya. Niye? Çünkü şu örnekten dolayı bak. Şu ve benzeri örnekler. Marartu bi Zeydin sahibike mesela. Bak Zeyd marifedir. Bu sahib nekiledir. Kafayı daf etmiş, marif olmuş, buna sıfat olmuş. Ee, eğer ki bu damire daf damir rütbesine girecekse o zaman bu damir daha marifedir ya, alemden. O zaman sıfat mausuftan daha marif olmuş olur. E Arap kelimesinde sıfat mausuftan daha marif olması da hoş karşılanmamış yani. O yüzden ...damide damire idaf edilen alem rütbesine düşür ki ikisi aynı derecede olsun en azından yani tamam Şerha geçiyoruz. Ennev'u sadisu, altıncı nev, minel ma'arifi, ma'arifelerden altıncı nev, ma'udife, idafe edilendir. ila wahid bir tanesine min al-hamsetil maskulati o zik ettiklerimizin 5 tanesinden bir tanesine ifade edilen yani ala mudmar onus ism ishat ism mevsul bidem al-muarruf bil adati a bunlardan bir tanesi ifade edilen o, o da marifetdir tabi dafi makna yulratan ana hu gulamı damli daf etmiş Gulam ondan sonra Gulam Zeydin bak alame dafınmış. Gulam Haza ismi şata. Gulam Lazi ismi mevsula. Gulam Nesfidari. O Gulam Kadi elif lam ma ma'rifa olmuş ha. Burayı e, düzeltmişiz sanki Eracül falan halbuki yanlış düzeltmişiz. Ee, kusura bakmayın. Gulamul Kadi. Bu Kadi tam isfal elifen mevsul gibi gözüyor ama öyle değil. Çünkü bu e, şey sahip gibi. Bu sahip gibi yani e, cametlik e, galebe çalmış. O yüzden burada vasfı sarih değildir yani ha. Bu eliflam eliflem eliflam hatta ahdi zihni yapmıştık. Ve gulamul kadim. Burada bak e, marif olmuş bir isme idaf edilmiş. Ve bu mudaf ile vahidin var ya bunun rütbesi nedir? Fi tarifin marifelikte rütbesi ke rütbeti şu rütbe gibidir. Maudu feylehi idafe olduğu şeyin rütbesi gibidir. Yani onun idafe ettiği şey mudafleyi. O mudafleyin rütbesi neyse bunun da rütbesi odur. Mesela fel mudafu ile alemi aleme idafe edilen fi rütbetil alemi. Alem rütbesindedir. Vel mudafu ile işareti İsmu şataidafedlen filit ve dişati. İsmi şaztılasadır. Vak'el baki diyele de öledir ama illel mudaf ila'l mudmari damir idafe den hariç. Çünkü o feleyse fi rutbetil mudmari. O damir rutbesinde değildir. Ve inne ma huwa fi rutbetil alami. O ancak alem rutbesindedir yani. Ya. Bunun delilidir. E Çünkü ve delilu ala zalike Yani e, ala zelike bu hani mudaf ki ila 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 mudmari leyse fi rutbetihi. A bunun delili enneke sen takulu diyorsun mesela marartu bizeydin diyorsun. Marartu bizeydin. Şimdi e, diyorsun. Bu sahibike sıfattır o zeyde eğer damire idafe edildiği zaman damir rütbesine gidiyorsa o zaman damir rütbesi buna sıfat oldu. Damir marifelerin en marifesidir. O yüzden zeytten daha marifedir. Sıfat mausuftan daha marife olmuş oluyor yani ha. Demek ki sen bu alemi sıfatlandırıyorsun. Bil ismi bir isim ile o isim ki el mudafi bu isim idafe edilmiş ile el mudmari damire idafe edilmiş abdamine idafe edilmiş bir isim ile sen bu alemi sıfatlandırıyorsun. E felevkane şayet bu mudaf ile mudmar olsaydı fi rutbetil mudmari damir rütbesinde olsaydı lekaneti sıfatı e bu sıfat olurdu. E'arefe minel mevsuf. Mevsuf'tan daha marife olmuş olurdu. E ve zalike ve zalike la yecuzu ve zalike ne sıfatı e'arefe minel mevsuf. Sıfatın mevsuf'tan daha marife olması la yecuzu ala sah ve sah görüşe göre caiz değildir. bab el mübtela ve haber burada kalsın. sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.